Yine açılmış. Yes, motherfucker. Selam arkadaşlar. Karşıdaki büyük sunağı görüyorsunuz. Bilmiyorum hatırlayacak mısınız ama burada daha önce bir video çekmiştim. Burayı da size göstermiştim. Bunu ben açmadım. Benden önce davranan birisi açmış, keşfetmiş, bulmuş. Açmış, içindeki müjdeyi almış. Ah, buranın müjdesi büyükmüş. Niye diyeceksiniz? Hakikaten büyük bir oymoy olmuş. İçine de şöyle nasıl göstereyim? Küçük küçük cepler bile yapılmış yani. O kadar sağlam bir malzeme varmış içinde. Ama neymiş? Artık bu videoyu izleyen bilecek. Şimdi şurada da bir tane yine sunak için bir kullanılan bir şey vardı. O videonun linkini şöyle üst taraflara bir yere koyacağım. İsterseniz seyredebilirsiniz. İşte o zaman ne demiştim? Asıl define burada demiştim. Çünkü burada üstteki görüneni almışlar. Ama burası görüyorsunuz. Şöyle benim için bir kapak gibi bir şey burası. Ama çok büyük. Şöyle kalınlıkta sağlam bir kalınlığı var. Bir kapak gibi görünüyor. Bak şimdi. Şu altta bir sağlam bir boşluk var. Sese bak. Sabit yere vurunca işte ses. Zaten kapak ben uğdukça oynay. Ne yapalım? Biliyordum böyle büyük bir kapak olduğunu, görmüştüm dediğim gibi. Şöyle şuralardan şöyle şuralara kadar sağlam bir kapak. Hatta böyle elle bir açtırayım. Bakalım. Ah, zamanla işte böyleymiş. Zamanla tabii ki kapanmış yapraklar tarafından. Şimdi benim amacım ne? Bugün bunu açmak. Bu düzeneyi aldım. Dedim eğer onu açamazsam balyozdur, levyedir bir şeyler açmaya deneyeceğim bunu. Merak ettiğim şey altındaki, çünkü burası hakikaten çok büyük bir olay varmış burada. Bunun altındaki ondan büyük olması lazım. Ama nereye asacağım? Ben planlıyordum, böyle üzerinde ağaç vardı diye hatırlıyorum. Hatta video seyrettim gelmeden önce. Bu ağacı şey ettim ama videoda şey görünüyor ama yakın görünüyor ama bu bayağı bir uzak. Şöyle bilmiyorum nasıl yapacağım. Da hep beraber göreceğiz. Hadi macera başlasın diyorum. Evet, GoPro'ya geçirdik işi. Şimdi evler biraz getirmiştim. Diyorum ya, planladım bağlayayım diye ama nereye bağlayacağım? Evdeki plan çarşıya uymadı. Diyebilirim şu köşeyi alsam. Şöyle. Şuraya soksam vay be, kalkacak ha, büyük kapak. Cidden büyük kapak. Şuraya soksam buradan bağlayıp böyle bir kaldırıma denesem nasıl olur acaba? Şak 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 şak. Yoksa en az bir ton vardır bu. Bilmiyorum, daha fazla değilse. Fazla bir taşlıların ne kadar ağır olacağına bir bilgim yok ama.
Bunu bile orada vursun. Şöyle tutsa tek yapsam kopar mı acaba ya? Çok da ince almışım desem daha kalınları vardı aslında. Evde duruyor işte. Şuraya da çıkıp bağlamam lazım. Kopmasa iyidir. Koparsa yanıkız. Düzeneyi kurdum mu? İnşallah yetişir. Yetişmezse yanıkım. Yetişti. Yes. Yes baba. Buraya çıkıyorum. Açmaya çalışacağım şimdi. Kemerler zayıf. Kemerler sağlam olsa kemerler kopar diye korkuyorum. Koparsa biraz sanki kalkmış gibi ama kalktı zaten. Şuralarda yarılmış. Sas teli gibi olmuş dedim ya. Gerçekten doğruymuş. Dayanmaz be. Biraz kalktı ama böyle alta doğru boşluk olduğu görünüyor. Az yapsam şimdi. Nasıl kalktığını görüyor musunuz arkadaşlar? Yes be, kalkıyor be. Yes. Kopmadı dedim, kopacak, kopmadı. Vallahi kopmadıysa da kopacaktır ama Allah. Ses gelmeye başladı. Bismillah. Hayda çatırday. Ses geldi çatır çatır. Girilmez ki bunun altına. Keşke daha sağlam kemer alsaydım. Bayağı kalktı. Bayağı kalktı. Ya daha sağlam kemer alsaydım ya. Açacaktım. %100 açacaktım. Tüh.
Gittim küçüklerinden aldım ya. Altlarda bir şeyler görünüyor ama çok uzak. Giremez ki insan bunun altına. Şurada bir şey. Sanki şurada bir şey var. Yine taşlar var. Yine taşlar var arada. Şurası çok kötü olmuş. Burası çok kötü olmuş. Çok kötü. Zaten şey kalmadı. Neyse bırakacağım. Bu iple olma açık. Açamayacağım ben onu. Neyse, kemerler işe yaramadı. Başka türlü açacağım ama artık anladım ki olay böyle olacak. Şurası ya, şurası. Kemeri mahvetti burası. Keşke oraya bir şey koysaydım. Artık anladım kopacak. Elimi sürmedim. Ama oynatmışım işte kapağı. Çok ağır. Acayip ağır. Şimdi düşündüm, taşındım. Bu aklıma geldi. Sanıyorum ki videoyu çekiyorum, çekmiyorum. Şunu iyi ki kontrol etmişim. Şöyle bir şey yaptım. Bunu böyle karşıya geçirmeye çalışacağım. Karşıdan birleştirip şuradan bir yerden yine şeyle, düzenekle taşı çekmeye çalışacağım. Çünkü vur vur, görüyorsunuz hava kararmaya başladı. İşler sıkıntıya girebilir. Bu akşam burasını bırakmak istemiyorum. Ha, işte içindeki boşluk artık. Ama gitmedi. Aa, kırıldı. Evdeki hesap çarşıya uymadı dener buna. Şimdi daha sağlam bir şey bulmam lazım. Ama yanımda da her zaman taşıdığım malzemelerden eksiğim var. O da neydi? Büyük bıçağım. Yaptım. Bunu da buraya koyayım. İşte böyle arkadaşlar. Öyle video seyredip de vay bu efendim bu define buluyor, şu buluyor. Onu buluyor, bunu buluyor demeyin. İşler kolay değil. Bak karşıya da gitmeyebilir. Şans aldım sadece. Ve bu kadar zaman kaybettim. Gitmedi işte. Hah, gidecek. Yes. Yes John. Şurada. İşte. Hey.
İşte. İşte bunu artık kullanabilirim. Bugün çok çeşit çeşit düzenekler denedim. Çeşitli çeşitli işler denedim. Bu ağaç sağlam mı? Bu arkadaki daha sağlam. Ceketi atayım. Bunu da buraya koyayım. Demek lazımdı. Ortam gergin arkadaşlar. Ortam çok gergin. Bir şekil bu açılacak. Belli oldu artık. Öyle ya da böyle. Bu akşam bu açılacak. Bak ne kadar boşaldı. Şimdi biraz daha gereceğim. Önce bunu gereyim. Buradan da alayım biraz. Çünkü bu azalmaya başladı. Ortamı gerildi. Dur göstereyim ne kadar açılmış. Woo! Var mı bir şeyler ya? Altlarda. Neyse. Önce bir açayım kapağı. Bulurum. Huh, John! John olacak John! Yes, John. Olacakmış. Ama bu taş çok yardımladı bana. Taş kalmadı artık. Yakalayamayın ki. Biraz daha, biraz daha sıkmam lazım. Olacak bu iş. İşte artık. Heyecan dorukta. Büyük define ortaya çıkar artık inşallah. Zaten kendiliğinden geliyor artık kaydırak gibi. Yes be. Bitti, bitti, bitti. Buradaki bitti. Çekmeye kalmadı. Ne açılmış? Vay be. Azıcık daha deneyeceğim. Şimdi biraz daha gergin kaldı ya. Biraz daha çalışsam. Biraz. Çok değil biraz. İşte bu. İşte bu. Yes, John. Ay bugüne kadar açtım. En büyüğü olacak. En büyüğü. Çok şükür. Çok şükür açtım. Şimdi bismillah. Buraya kadar makine getiremedim. Sorun oradaydı. Büyük makine getirememem. Çünkü çok ciddi bir yerlerden geçtim.
Büyük makina yürümezdi buraya kadar. Bismillahirrahmanirrahim. Yapraklar var ama buralardan herhalde girmiş. O altlarda daha taşlar var be. Şöyle bu taşları da alalım. Boş. İşte kapaklar böyle açılacak arkadaş. Artık büyükler büyüğünü aldık üstten. Artık küçüklerde sıra. Kapağa bak kapağa. Altı, altı. Hey, hey, hey. Yes, motherfucker diyor. Vay be. Vay be. Hopa. Hopa. Vallahi. Muhteşem motor. Vay be. Böyle bir şey olur mu be? Şimdi kül var. Kül var. Oğlum, hangi dönemde yakıyordunuz adamları? Şunu buradan çıkartmam lazım bu büyük. Kapa. Heyecan meyecan yapmadan. Oo, altlarda da daha var gibi görünüyor. Tam şuradan çıktı. Buraya benim büyük makineyle bakmam lazım. Bu yerde bir şey yapmam açık. Buraya. Hop. Yok be, sapınaymış. Bu ne? Güzel iş. Güzel iş çıkarttın da. Büyük makineyle bakmam lazım çünkü... Burada işler büyük, ciddi. Derine bak, daha gidiyor. Vallahi mezar mı açtık artık, ne açtık? Ben de anlayamadım ama adamın külleri burada. Hayır, dökmeyeceğim. Belki başka bir şey vardır ama ya. Ama çok güzel motifli bir şey. John. Bu ucu burada kalmaması lazım. Dur ya. Belki içinde başka bir şey vardır. Evet. Evet. Sayın seyirciler diyor ya. Başka bir şey çıkacağına. İşte bu. İçinde artık yüzüğünün bir parçası mı diyeyim, yüzükmüş mü yoksa başka bir şeymiş mi, ama küllerin altında böyle bir sararma var, bayağı ciddi bir sararma var. Şimdi ben bunu alacağım, külleri de toplayacağım, külleri toplayacağım. Biraz daldı ama artık Allah affetsin.
Babam öleli zaten herhalde bir bayağı sene geçmiştir. Cezasını belki çekmiştir artık. Yakılmanın cezasını. Onlar da ona inanıyormuş. Öyle diyelim. İçinden de bu çıktı. Şimdi hava karardı. Farkındayım. Belki de videoda güzel çekmiyordur ama burada büyük makine işi var. Çünkü dağ altlara gideyim. Dağ altlara gideyim. Bu büyük taşı bayağı bir oynattım. Bu videoyu yayınlayacağım herhalde. Bir like bekliyorum sizden. Bu kadar güzel malzemeye bir like gelir diye ümit ediyorum. Geleceğim, büyük makineyle arayacağım da. Şimdi öncelikle şu küçüğüne de bakmadım galiba. Hiç hatırlamıyorum ya. Heyecandan. Daha bakmam lazım. En azından yüzeydekilerini alayım. Çünkü benden önce birisi gelirse, geçerse buradan. Daha burada kapaklar var. Şurada büyük bir taş orada. Alta doğru. Böyle göstereyim. Levye. Bayağı bir alta gideyim. Şöyle neredeyse yarı yarıya gideyim. Burada gideyim. Bak burada bir boşluk. Bu zaten oynuyor. Şunu bali kaldırayım ya. Olma açık. Bu iş. İşte bu. Hop. Nerede? Sanki aldım ama vermedi. O bu altta da orada gideyim. Şöyle bir boşluklar var. Başka bir şey çıkartamadım. Ama sadece bu mudur? Bilmiyorum. İnşallah değildir. Çünkü bu bile çok değerli bir şey. Bir müzenin raflarını süsleyeceği için mutluyum. Hop, bir parça daha vardı şurada. Gördüğünüz gibi hava kararmaya başladı mı kararay arkadaş. Şans yok. Hadi. Daha bunları boşaltacağım. Bunları almam lazım. Bir sonraki maceralarda görüşürüz. Daha çok yolum var çünkü. Buralar gerçekten hiç boş yerler değil. Selamlar bu arada. Geçen gün açtığım yere gidiyorum. Ama bugün can dostum da yanında. Koki. Koki. Koki neredesin oğlum? Gel. Gel. İşte. Vay be. Hala bıraktığım gibi mi acaba diye merak ediyordum da. Hala bıraktığım gibi arkadaş. Koki. Selam de arkadaşlara. Şöyle. Şöyle. Yavrum benim. Koki'm her zaman uğur getirmiştir bana. Onunla gelince güzel mallar buluyorum normalde. Vay be. Merak ediyorum. Makineye getirdim. Bakalım. Başka bir şeyler kaldı mı diye. Ben bunu nasıl açmışım be kardeşim. Şuraya bak. Hiç olacak iş değil bu. Bazen işte deli kuvveti geliyor adama. Hadi macera başlasın diyorum. Bunu ıslatıyorum ki yoksa oynuyor. O yüzden lastik çöp bırakmıyoruz. Topluyoruz.
Hemen makinamızı kuralım. 2 dakikada. Şipşak. Evet, makine kullanıma hazır. Bir şekil. Oo, ne var? Murçu var, çekici var, hepsi var ha. Dur bakalım. Bu taşın da neler var? Açtığımız yerde neler var asıl? Önemli olan bu. Hemen şuradan bu taşın altından almıştım. Bir tane güzel bir malzeme çıkarttım. Hop. Oo, buralarda sinyaller var. İşte bu. Başka. Hemen şurada taş var herhalde. Onun altlarında bir yerlerde. Ah, burada devam ediyor. Bu tarafta da güçlü alıyorum. Şurada da ve şurada. Güzel. Demek ki neymiş? Çalışmaya değermiş. İyi ki açmışım. Buralarda. Hop, ayakkabım geldi. Bu makineyle dedektörle armaya çıktığımızda önemli olan bir şey daha var. Ayakkabılarda demir, metal olmaması ama buradan da sinyal alıyorum sanki. Var mı diyeyim bir şeyler? Şurada bir küçük sinyal verir. Parazit mi acaba? Açan bunu temizlemiştir diye düşünmüştüm. Alamadım ondan sonra. Orayı da kontrol etmek lazım. Tamam. Vay be. Ben dedim burası temizlemişler. Orayı da bir kontrol edeceğim. Tamam. Çalışma zamanı. Koki. Gel yardım et oğlum. Gel. Yavaş. Yavaş devrileceksin. Yavaş. Yavaş. Nasıl açacağız şimdi burasını? He? Geçen hafta az mı uğraştık? Şimdi genişle az mı uğraşalım? Gerçi aradan 2 gün geçti ama. Hadi bakalım. Makineyi buraya koy. Hatta kapatayım. Çalışmaya başlayayım. Yok. Buraya koyayım ki. Bu taşı tekerlemem lazım aslında. Şu taşı bir şekil yuvarlamam lazım. Bu taşın üzerine getirip şuraya bir yuvarlak bir odun bulsam, şöyle bir yuvarlanırsa, en azından şuraya kadar getirilsem o sinyal aldığım yerlerde daha kolay çalışabilirim diye düşünüyorum. Ama nereden bulacağız düz bir tane ağaç? Bir tane buldum da bayağı küçük. Ama küçük de olsa şuraya bir yerleştireyim bakalım. Yukarıdan yine deneyeceğim. Belki itirebilirim. Nereden ittireyim? Büyük ihtimal olmayacak benim tahmin ettiğim gibi de. Yok, imkanı yok. Şuraya da bir sıkıştırma yapsam. Oo, burada bir sanki bir kapak var gibi ya. Görünüyor mu? Vay. Gerçekten burada güzel bir işçilik var. Ama bu taş. Ben kapağın üzerine koyayım.
bastırdığım zaman şöyle yapmasın, direkt onların üzerine gelsin ve aşağı doğru kaysın. Sanki lahit açıyoruz. Ama belki de daha güzel bir şey açıyorum. Kayıyor aşağı. Oo, bayağı kaydı. Yes. Bayağı kaydı. İşte bu John. Açılıyor John. Madem sinyal vardı, artık buluruz. Ne kadar açıldı? Wow. Vay be. İşte bu. Şimdi sadece bir hikaye alayım. Bir hikaye çekeyim ki sizinle paylaşayım. Yes John. Açmaya devam ediyorum. Bayağı kaydırdım olayı. İşte alttan çıkan kapaklar. Bunların altında neler var acaba? Değil mi kokayım? Makineyi açayım. Kokayım paşam. Bak neler olacak burada. Bak neler olacak. Makine de sinyal vermişti. Kapağı da açtım sayılır. Vay be. Ama onunla beraber ben de kayacağım herhalde. Görüyor musun? Artık sanki bir şeyin üzerinde. Şık 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 şık. Hadi dostum aşağı. Hadi dostum aşağı. Nereye kadar gideriz? Herhalde. Hop. Neyse, sinyal buralardan bir yerden indi. Onları bir araştırayım. Ama bunu koymuştum şey için. Yes, kapak bu. Olay burada. Olaylar tam şurada. Ha, demin diyeceksiniz daha çok ses vardı. Şimdi sesini biraz kısmıştım. O yüzden. Hedef burada diyor. Hedefler tam şurada. Hatta ilerlerde bir yerde. Tam bu taşın altında. Tam bu taşın altında. Neyse. Demek ki neymiş bu taşı. Ve bunu aşağı yukarı herhalde. Şuralarda bir yerlerde. Buralarda yok. Bir de bunun içinde almıştım. Küçük bir sinyal. Evet. Hala var. Tamam. Demek ki bırakmışlar bir şeyler. O kadar büyükmüş ki müjdeler. Bırakmışlar bir şeyler. Az daha etseydim olacaktı da. Şunu bari açabilsem. Ağırlar be. Çok ağır. Baksanıza hala burada tül gibi şeyler var. Dur, pointerim de lazım. Pointer.
her zaman dediğim gibi çantanın en dibinde. Vay be. Koki. Bir kapak resmi yapalım buradan. Alalım. Bir kapak resmi alalım. Ondan sonra başlayalım açmaya. Ya da böyle de sonra video kesti falan diyorlar anasını. Sonra alırız. Unutmayalım ha. Videoya kapak resmi lazım. Tamam mı Koki? Tamam mı kuzum? Yavaş yavaş taşları bir yere doğru. Dereye kadar gitti be. Ne oldu, gitti mi Koki? Kaç. 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 Kaç Koki. Gel. 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 Boşluğa bak, boşluğa. Oradaki boşluğa bak. Buranın içini doldurmuşlar demek ki. Ama burasının altı da boş buraya. Ama bu üstteki taş onun bastırıyor hala. Ben bunu biraz daha aşağı doğru çekmem lazım. Çünkü bu taş, bu kapak daha doğrusu bayağı bir alta doğru gidiyor. Bu üzerindeki kapağı daha fazla çekmem lazım alta doğru. Tamam. Önce bir şey alayım. Kapak resmi. Onu unutmayalım dedik ya. Şöyle bir kapak resmi alalım. Kokim, gel paşam. Resmi çektik. İyi kötü artık. Umarım beğenirsiniz. Zaten beğenirseniz videoyu seyredersiniz, öyle bir şey var. Yoksa seyretmezsiniz. Ama ben bunu alta doğru çekmem lazım. Alttan belki makineye soksam, belki boşluktan bir şeyler varsa alabilirim. Neyse, öyle yapmak. Belki şu boşlukta tırmanırsın zaten. Bir makineyle bakayım. Yine hava kararmaya başladı. Çalıştığımız için böyle. Şimdi tamamdır, altta.
buralarda. Ki büyük ihtimal bu da açmak gerekecek. Bu da. Ama alttaki boşluğu bir pointer sokayım bakalım. Malzemeye ulaşabiliyor mu? Yok be. Pointer ulaşmıyor. Ulaşıyor. Elimi aldım direkt. Yes John. Vay be, malzemeye bakarız zaten. Manivelayla mı yamultmuşum acaba orası? Gördün mü Koki? Başka bir yerden başka bir ses gene geliyor. Gerçekten hayran ve hayran izlenecek bir malzeme. Böyle dur ve izle. Vay canına be. Burayı koyayım. Devam edeyim ama dur bakalım oğlum. Öyle bir boşluk var ki. Daha var. Devam. Yes man. Fakka. Tam şurada ya. Gitti. Elime mi almıştım acaba? Tam şurada anasını satayım. Tam şurada. Çatlak var. O çatlağın içine makineyi koyduğumda direkt sinyal veriyor. Ama o da bir taş var işte. Şurada bir taş var. O taşın altında. Tam şurada bir tane taş var. Oo, bak 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 bak. O taş boş değil. Diğerlerine benzeyim. Çıkarttım. Ara aynı yerde. Ama bir çatlakta. Ve ben ulaşamayayım. Tam makine çatlakta sinyal veriyor. Bir taşın çatlandı. Anasını be. Bizim işler ne zaman kolay olmuş. Ne zaman kolay bir şey bulmuştuk da. Bugün bulalım. Taş da buradaymış. Oo. Her şey kapak altında arkadaş. Bir kapak açıyorsun bir şey çıkıyor. Bir kapak açıyorsun bir şey çıkıyor. Vallahi öyle bir yer ki. Malzemeler güzel de. Bundan ne çıkacak onu merak ediyorum. Yes John, kapağı açıyoruz John. Buradan güzel bir şey çıkması lazım. Nasıl da yapmışlar ha? Buradaki malzeme kötüyse bilmiyorum yani. Buradaki şimdiye kadar çıkardıkların en iyisi olması gerek. Yes. Yes be. Bu ne ki şimdi? Neyse, koy bakalım buraya. Kaç. Kaç oğlum, kaç. Kaç, kaç, kaç. Kaç. Kaç, araştıralım bakalım daha var mı? Başka kapacıklar, mapacıklar.
Pointer yakalamadı. Bayağı açtım altı. Görüyor muyuz bilmiyorum ama tamamen ulaştım altlara. Sonra telefonla çeker gösteririm. Çünkü kafa kamerası ne çektiğini görmüyorum. Şimdi makina. Bakalım ne diyecek. Daha var mı yok mu? O söyleyecek artık büyük makine. Büyük makine buradan ses almıyorum diyor. Buradan ses vardı sanki. Evet. Taşın altında hala var. Var, var bir şeyler de. Ne sesi geliyor ya? Ben makine sürdükçe bir ses. Hayret bir şey. Bir açma deneyim. Güzel sinyal alamadım. Ama bu malzeme çok süper süper ve ötesi. Vay be. Adamın külleri vardı. Bu ise bir takı herhalde. Hayvanında kullanılan bir takıya benziyor. En son hala buraya koyayım. Böylece bırakayım şimdilik. Bunu bir açma deneyim. Bakalım neredeydi benim nevim. Bak Murcum burada. Unutmayalım. Sonra giderken nasıl açacağız bunu bilmiyorum. Ya arkadaş işte böyle uzak olunca yola arabaya bazı malzemeden kısmam gerekiyor. Balyoz yok mesela. Şimdi balyoz olsa bunu birkaç tane vursam kırarım. Kırarım, kırarım da içine bakarım bakalım belki bir şeyler var mı yok mu diye. Ama bakamıyorum işte. Akşam olana kadar da kaçmam ne gerek. Böyle dere içlerinde ezandan sonra durmamak lazım. Siz de biliyorsunuz. İşte bazı yav dedim artık büyük kapağı açtım. Fazla bir şey yoktur. Bir levye aldım geldim. Mogede altta daha büyük, daha büyük değil de yine büyükmüş kapaklar. İşte bu tarz zaten kamu olarak kullanmışlar. Büyük ihtimal ben de kullanıyorum. Yerleştirirken. Ben de kullanıyorum ama dibine ulaşamıyorum. Neyse güzel malzeme bulduk. Bu da artık yerin hakkı kalsın. Ne diyelim? Yerin hakkı kalsın. Her neyse. Sen merak ediyor ama ne çıkacak diye. Neyse. Şimdi telefonla çekerken daha net çekerim. Telefona geçiyorum. Dedim ya telefona geçeceğim diye. Telefon gerçekten daha net çekiyor. En azından çektiğimi görüyorum. Şöyle güzel bir malzeme. Büyük ihtimal böyle internette bunlara denk gelmiştim. Bu şekil bir şeye bulunmuş. Atlarda
daha çok kullanılmış at süslenecek için. Tabii ki önderlerin atlarını süslemiş. Şöyle de güzel bir artık bilezik mi desem, bir kolluk mu desem, güzel bir malzeme daha var. Neyse, dediğim gibi bunları teslim edip artık bilmiyorum, birisi biliyor mu? Aa, burada vardı daha, bakmaya. Hele pointerimle. Pointer yakalayacak mı? Yok. Şurada bir boşluk sesi var. Ama ezan olmak üzere, ben durmam. İşler sıkıntı. Burada ve şurada araştırılacak yer bırakıyorum. Artık bakarız. İleriki dönemlerde bir gün gelirim herhalde. Çekmeye çalışacağım. Ondan sonra geçen gün açamadığım şunları kaldırmaya çalışacağım ki büyük ihtimal altlarda daha malzemeler var. Sizlerden de öyle yorumlar aldım. Herkes burasını bırakma, burayı boşlama. Senden burada daha video bekliyoruz diye yorumlar geldi. O yüzden de buradayım. Bunları kaldıracağım. Görüyorsunuz zaten böyle yuvarlak yuvarlak kapaklar çıkmıştı. Şundan güzel malzeme çıktı. Bundan da güzel malzeme çıktı. Altlarda daha böyle kapaklar olduğunu tahmin ediyorum. Sanki öyle. İşte o yüzden sizden yorum yapmanızı istiyorum arkadaşlar. Sizin yorumlarınız beni buraya getirdi bugün. Yoksa dediğim gibi yerin hakkı olarak bıraktım demiştim videoda. Ama siz istediniz, ben geldim. Şimdi sizden bir like alayım. Video başlasın diyorum. Hadi macera başlıyor. Şimdi birçok yorumda eldiven niye kullanmıyorsun diye yorum vardı. Hakikaten kullanmam gerekiyor ama işte rahat çalışamıyorum. Bunları aldım. Sandım ki daha rahat çalışacağım gibi görünüyorlar. Leziyi buraya. Bunu da buraya. Şimdilik bunlar lazım değil. Şimdilik makine gerekli. Makineyle. Şimdi makine ayarladıktan sonra bir bakalım. Malzemeler hala burada mı yoksa uçmuş mu? Biliyorsunuz bazen malzemeler uçabiliyor. Akşamları taşıyorlar onları. Öyle bir rivayet var. Benim bildiğime göre. Malzeme yok diyor. Geçen burada bulmuştu sanki. Ha bak. Böyle sağ tarafta gibi görünüyor. Tam olarak yatırmam lazım. Sol tarafa bakalım. Yok. Benden önce açmışlar burasını. Kim açtıysa, ama yıllar önce açmışlar belli ki. Belki de daha döneminde dedektörsüz olarak açtılar. Dönem soygunda yemiş olabilir. Ve hiçbir malzeme almamış olabilirler buradan. Yani malzemeyi almışlardır da bırakmış da olabilirler. Ki büyük ihtimal bırakmış çünkü dedektör hala var diyor. Ben ise hiç kontrol bile etmeyecektim. Geçen de refleks olarak içine soktum. İşte bazen kontrol etmek gerekiyor. Dal mı kırıldı? Bir ses geldi. Şuralarda bir sinyal vardı. Hop. Ama çok yağmur yağdığı için şu taşı kaldıracağım. Ondan sonra yine kontrol edeceğim. Çünkü yağmur yağdığı için parazit ediyor olabilir. Bak şurada bir şeyler var. Şu ayarını bir değiştireyim bakalım. Belki yakalayabilirim. Evet. Burada sinyal alabiliyorum. Çünkü almıştım. Yine bekliyorum alayım. Burada. Evet, burada da bir sinyalim var. Ve şurada da bir sinyalim var. Tamam. Neydi? Bu taşlı. Bunun büyüğünü alacağım. Aşağı çekeceğim. Ümit ediyorum. Bunları da yan tarafa doğru çekmeye çalışıyorum. Bir şekil açmaya çalışacağım burası. Hadi başlayalım bakalım çalışmaya.
Makineyi de buraya koyarım. Parazit marazit etmesin. Şurada dursun. Hop. Yes. Yes papa. Boşandı. Ne boşandı? Aa, buradan boşandı. Kemer. Kemer saldı kendini. Yes papa. Ağzından boşan. Kenar saldı kenar. İndi. Güzel. İşte bu. İşte bu. Vay be. Bazıları yorum yazmış. Ya demiş o bir ton olur mu? Kardeşim. Öyle büyük ki. Bir de bir kaya ya. Şurada bir şey fark etmiştim. Geçen videoda unuttum. Şey etmeye. Şurada bir şey varmış. Hem de açmaya da çalışmışlar ondan önce. Ama vazgeçmişler. Şimdi altlardaki kapaklar ortalıkta kalıverdi. Bunun altında sinyal var. Görüyorsunuz. Kaldırma imkan yok. Bu dersen böyle. Şimdi bu tarafta ağaç. Bu tarafta ağaç da yok. Şöyle alttan sokabilsem çünkü alttan da girmeyecek. Şuralara bir yerlere sokabilsem. Abacağım. Dedik bela atmayalım. Belinden atsın bela dedik. İşte bu. Buraya açma istedim. Ha, bak nasıl. Sonra diyorlar yok efendim. Doğaldır moğaldır. Bak bu altları nasıl kapatmışlar. Önce eldivenleri geçirelim. Bazı beni seven takipçiler kızıyorlar eldiven melden. Çünkü böyle yerlerde akreptir, onundur bundur. Olabilir, bulabiliriz. Şimdi sıra geldi makine. Makine bakalım ne söyleyecek. Var mı bir şeyler, yok mu? Açıkmış mı? Açık. Hala. Vallahi gözümün önünde yaprakların arasında görmedim ya herhalde. Bir şeyler var. Nedir bu şimdi? Bu ne ya? Ben sandım bunda bir şeyler var. Bunun içinde gizli sandığım bir şeyler. Değilmiş. Ayrı bir şey. Ama bu da eski bir şey. Eski döneme ait bir şey. Vallahi hemen buralarda bir şeyler var gibi görünüyor. Dur bakalım pointer yakalayacak mı? Pointer yakalamazsa kazmak düşüyor. Pointer yakalarsa... Bak yağmurdan gelmeme rağmen bu taşların altı kuru. Bazı yorumlar da geliyor, sen diyor kupkuru şey çıkartıyorsun diyor. Kardeşim bak burası ıslak, yağmur yağdı. Daha 2 saat önce yağdı. Bak ama şurası biraz önce kaldırdığım taş. Taşın altı kupkuru bak. Kupkuru. 2 saat önce yağmur yağdı. Her yer ıslak, gördüğünüz gibi yapraklar
Her yer ıslak. Burası kuru. Sonra diyorlar içindeki malzeme kuru çıktı. Ben de diyorum ne diyeyim. Bak. Malzemeler buradaymış. Sikkeler. Belki de o bez parçasının içindeydiler. Daha var. Hele bir seni hemen şey olarak kullanayım. Şuraya koyalım. Niye görmüyorum ha? İşte. İşte. Bir tane daha. Vallahi yorum yapan arkadaşlara teşekkür ederim. Hani güzel güzel yorumlar yaptılar. Dediler orasının boşta ama ben artık bırakmıştım. Yerin hakkıdır dedim. Bak ne kadar sikke çıkarttım. Başka? Başka? Başka yok mu? Şurada bir şey daha var sanki. Burasını kazmak gerek herhalde. Şöyle. Biraz herhalde taşın arasından toprak girdiyse ve sıkıştıysa sıkışmış. Yes. İşte bir tane daha. Bu bir de en güzeli. Vallahi güzel bir sikke var. Burada daha. Başka? Yes John, başka var mı John? Buluruz. Makineler buradayken buluruz, her türlü buluruz. Bunu da buraya koyacağım. Çünkü bu gerçekten güzel bir parça. Şurada. Şurada bir şey daha var. O da herhalde bunun altında artık. Bu büyük taşın. Onu da çıkartmak gerekecek ama bu boşluğu kapatmak için önce buraya bu taşları yerleştirmişler. Sonra boşluk yapmışlar. İçini doldurmuşlar. Taş taş dize dize en üstte de bu büyük kapağı koymuşlar. Çalışkanmış insanlar. Ama tabii ki bunu tek başına yapmıyorlarmış. Ama ben tek başına yapıyorum açmayı. Dediğim gibi şuralarda bunun altında herhalde daha bir parça var. Madem ki makine sinyal veriyor hala. Açmaya çalışmam lazım. Hop. Şöyle bunları koyalım. Kaç taneydi? 2 3 4 5 6 7 8 tane. Maşallah. 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 Şimdi bunları cebe koyalım. Başka yerde kaybetmeyelim. Nereden başlayayım? Şimdi bunu açmam lazım. Şöyle karşıya doğru çekmem lazım. Orada da ağaç yok. Şununla bu çeker mi acaba ya? Şöyle köküne koysam çeker. Çeker. Tamam. Yeni düzenek kurulmaya başlasın diyorum. Bunu açtım mı? Sanırsam artık işin sonuna ulaşmış olurum. Bu ağaç dayanırsa bu iş olacak. Bir altını görelim be. Ha,
ne diyeceksiniz arkadaşlar? Vay canına. Ummadığın taş baş yararmış demişler ya. Bir makineye alalım, mahvetmeyelim. Artık işte şimdi sıra geldi bunun altını kontrol etme. Şu beyazlıkları görüyoruz mu? Bunlar hep iyiye işaret. Hep güzel işaretler. Taşın ovalliği güzel işaretler bunlar. Bakalım neler var altlarda. Dur bakalım şimdi bir nokta atış yapalım seninle. Madem böyle bulamayacağız, bir nokta atışıyla bulmaya denelim. Tam şurada. Ama demek ki altta bir yerde. Tam şurada olması gerek. Şimdi bunu daha itebileceğim mi? Ama ittim ya. Şimdi de altta dur. Kalkmaz ki. Belim güzel belim. Bismillahirrahmanirrahim. Naim. İşte bu. Kaldırır dediysem kaldırırım. Naim Süleymanoğlu ha. İşte artık tamam olarak açıldı. Ah belim güzel belim gitti. Neredeydi? Şurada zaten bir boşluk var alta doğru. Taş oradaymış ya. Hadi. Yes be. Bir daha mı be? Vallahi. Geçen gün bulduğumun aynısı gibi görünüyor. Yes be. Başka? Dur bakalım başka var mı? Büyük makineyle. Küçük. Demek ki neymiş, iki tane varmış bundan. Şurada bir sinyal var, dur bakalım. Şurada da var gibi bir şeyler. Buradan zaten sikkeler almıştım. Belki... Dur bakalım, öncelik şey yapmaya çalışmayın. Takmayı yürütüyoruz da. Bu bulamazsa demek ki neymiş, derinmiş. Ho, iki tane. İki tane. Bir taşta iki kuş gibi bir şey. İki sikke birden. Hop. Bir tane daha. Maşallah.
Maşallah. Başka var mı? Ne oldu? 8 taneydi. 11 oldu. 11 oldu. 11. Hop. Hop, ayakkabı burada. Ayakkabılara herhalde verdi sinyali. Yok. Daha var. Tam orada mı? Tamam. Ama hemen şurada olması lazım. Varsa eğer. Çünkü hepsi buradan çıktı. Büyük makinede ayakkabılarda demir olduğu için ondan da sakınıyorum, bazen yakalıyorum ayakkabıları. İşte daha ayakkabısı demirsiz bulamadım. Yok, başka olsa küçüğü yakalardı. Affetmezdi. Vay be. Vay be. Hey yavrum be. Şu çok güzel. Yemin ederim çok güzel bir malzeme. Neyse, bunu burada bırakıyorum. Bu 3 taneyi buranın hakkı olarak, buranın sahipleri için şöyle, buranın sahipleri için 3 tanesini de bırakıyorum. Öyle. Bismillah. Evet. Siz artık bunları koruyun burada. Hazinenin sarlığı şurada, burada. Kimse dokunmadı. Hazineniz burada. Ben de bunu cebe indireyim. Bunu görmediniz. Görmezlikten gelin. Ve sıra geldi kasaya. Sıra geldi kasaya. Şurada bir sinyal alıyorum. Evet, şu sağ tarafta. Şimdi pointerle geçen sefer alamamıştık. Şimdi telefonla göstereceğim. Çünkü kafa kamerasıyla çektiğim zaman büyük ihtimal içinde bir şey anlamayacaksınız. Makineyi kapatalım. Telefonla çekeceğim ki içini göstereyim size. Şimdi içini neden göstermek istedim? Burada iki tane cep görüyoruz mu? Bakın, kasanın dışındayız. Aldatmaca yok, bir şey yok. Burada iki tane cep var. Bunlar açılmış. Bu tarafta ise cep yok ve böyle bir demirle vurduğumuzda, geçen vurmuştum, bir boşluk sesi geliyordu. Demek ki şöyle bir cep daha var bu tarafta. Zamanında büyük ihtimal makinesi açmışlar bunu. Çünkü belliymiş kas oldu. Herhalde bir kapak vardı. Belki de şu şöyle bir kapak vardı burada. Belliymiş, zamanında açmışlar. Makinesi açmışlar herhalde. Ki içinde malzeme bırakmışlar. Ben hiç kontrol bile etmeyecektim. Refleks olarak makineye soktum içeri. Ve malzeme var dedi. Ben de şimdi güzel bir malzeme çıkartma ümidiyle şurada bir çalışma yapacağım. Sesine bak, sesine. Hemen yüzeyde gibi. Kolay çalacak gibi görünüyor ama inşallah öyledir. Thank you.
için güzel olacak. Şuraya vurdum. Açıldı ya. Vallahi bir yoluk açıldı. İşte bir şeyler yakaladım sanki. Allah bir şeyler yakaladım. Has işte be. Bu ne oğlum? Ya bu insanlar mı küçükmüş? Bu neymiş ya bu? Niçin böyle bileklik için mi? Boyunluk gibi duruyor. Böyle boynuna asmak için gibi duruyor. Şuna kemik sıkıştırmışlar. Çeşit çeşit şeylerle karşılaştım ya burada. Çeşitli çeşitli malzemeyle karşılaştım. Neyse. Neyse. Şimdi bunu çıkarttım. Bunu koyuyorum buraya. Bu şimdilik burada dursun. Başka bir malzeme var mı? Bu kadarmış. Bizim iş bu kadarmış. Çıkarttığımız çıkarttık. Buraya hakkını bıraktık. Şöyle göstereyim. Burası böyle ilk önce kazılmış. Malzemeler konmuş. Artık büyük ihtimal burada aşağı inersek bir kemiklere rahatsız geliriz. Ama kemik yok, kül vardı. O da bir ayrı konu. Bu kadar da büyük taşları çıkarttım. Sadece sizden bir like bekliyorum. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Ha, bir de öyle bir şey var. Abone olun abone. Abone olun ki bir sonraki videoyu anında kaçırmayın. Abone olun, zili açın. Zil oralarda bir yerde bir zilci acık var. Böyle hayvan çanı gibi. Oraya basın. Anında size haber ulaşır. Hadi bakalım bir sonraki macerada görüşürüz diyorum. Hoşçakalın.